Hayırlı sabahlar. Ekonomi derin bir kriz içerisinde ve gündemin ilk sırasında bu var. Nasıl bu noktaya geldiğimizi, neden bu noktaya geldiğimizi izah eden uzmanlar diyorlar ki üretemiyoruz. Üretimsiz bir ekonomi var. Bugüne kadarki büyümemiz tırnak içinde inşaatla ve tüketimle oldu. Ve geldik duvara dayandık, tıkandık. Halbuki demokrat misyon olarak ifade ettiğimiz misyonun 50'li yıllarda Demokrat Parti, 60'lı yılların bir kısmıyla 70'li yılların bir bölümünde Adalet Partisi tarafından temsil edilen iktidarlarında topyekün kalkınma hedefi vardı ekonomi için ve bu hedef istikametinde çok önemli projeler gündeme gelmiş, tesisler kurulmuş ve her alanda, her sektörde çok kayda değer gelişmeler olmuştu. Bunun bir örneğini belge olarak 4 Mart 1980 tarihli Başbakanlık Genelgesi'nde görüyoruz. O zaman Başbakan Demirel, 12 Eylül'ün devirdiği Adalet Partisi iktidarı var. Ve söz konusu genelgede kalkınma ilkeleri yer alıyor. Ve deniyor ki bütün ülke kaynaklarını harekete geçirme, ekonomiyi büyütme, ülkeyi imar ve inşa etme, fukaralık, işsizlik, cahillik ve çaresizlikle tesirli bir şekilde mücadele etme ve böylece topyekün kalkınma hedefleri istikametinde ödemeler dengesinin ıslahı, altyapının geliştirilmesi, çeşitli sahalardaki üretimin artırılması, medeni imkan ve vasıtaların yurt sathına daha çok yayılması, tarımda daha çok üretimi sağlayacak bir ıslahatın gerçekleştirilmesi, endüstri sanayi hamlesinin başarıya ulaştırılması gibi hedefler öngörülüyordu. 4 Mart 1980. Daha sonra 1991'de seçim öncesi, 20 Ekim 1991'de yapılan seçim öncesi Demirel'le yaptığımız ve Köprü dergimizin eki olarak yayınladığımız röportajda bu genelgeden yola çıkarak aradan geçen 11 yılı değerlendirmesini istedik Demirel'den ve bize etraflı bir değerlendirme yaptı. Bir kısmını aktaralım. Cevap olarak diyordu ki 4 Mart 1980 tarihli genelgeyle duyurulan kalkınma ilkeleri ülkenin topyekün kalkınmasını hedef alıyordu. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkenin bütün kaynaklarının harekete geçirilmesi, ekonominin büyütülmesi, ülkenin imar ve inşa edilmesi, fukaralığın, cahilliğin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunların yapılabilmesi için aşağıda zikredilen 7 hususun gerçekleştirilmesi şart. 1. Siyasi rejimin hürriyetçi, çoğulcu, katılımcı, demokrat bir rejim olması. Birinci şart bu, demokrasi. Hürriyetçi, çoğulcu, katılımcı, demokrat bir rejim. 2. Milli gelir dağılımının dengeli ve adil bir biçime yönelmesi, böylece refahın sağlanması. 3. Ülkenin imar ve inşa edilmesi, halkın temel ihtiyaçlarının beslenme, mesken, sağlık, eğitim, teminat altına alınmış olması. 4. Ülke kaynaklarının toplum yapısının şartlarına uygun biçimde kullanılması sağlanarak sanayileşmenin hızlandırılması ve toplumun gerçek bir sanayi toplumu haline getirilmesi. 5. Ekonominin büyümeyi sürdürebilir bir iç dinamizme kavuşturulması. Bunun için teknoloji üretme kapasitelerinin geliştirilmesi. 6. Ülkenin artan maddi varlığının yanı sıra milletin manevi yönden de kalkınmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, milli kültürün yaygınlaştırılması. Ve 7. Dünyada vaki değişmeler göz önünde tutularak çağı yakalama gayretlerinin eksiksiz bir biçimde sürdürülmesi. 6. 7 husus, 7 şart. Ve Demirel diyordu ki geçen 10 yıl içinde bu hususların hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Ve 10 yıl içinde siyasi rejim
hürriyetçi, çoğulcu, katılımcı, demokrat bir rejim olmaktan çok uzakta kalmıştır. Gelir dağılımının dengeli ve adil olması sağlanamamış. Tam aksine Türkiye dünyadaki 129 ülke içinde o zamanki sayı BM'ye üye, gelir dağılımı bakımından en kötü 7 ülkeden biri olmuştur. Türkiye'de en alt tabakadaki 11 milyon insan 145 dolar, en üst tabakadaki 11 milyon insan 4000 dolar gelire sahiptir. Türkiye'de milyonlar satın alma gücünü yitirmiş ve pazardan kopmuştur. Ülkenin imar ve inşası durmuş, halkın temel ihtiyaçları olan beslenme, mesken, sağlık, eğitim gibi konular teminat altına alınamamıştır. O gün Türkiye'si için bu değerlendirmeyi yapmış. Bugüne geldiğimiz zaman aslında bu değerlendirmelerin güncellenmesine ihtiyaç var. Ama ana parametreler açısından baktığımızda maalesef çok fazla değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Türkiye topyekün kalkınma hedefini kaybetmiş. AKP döneminde, 22 yıllık AKP iktidar döneminde, hele hele tek adam rejiminde demokrasiden, hukuk devletinden tamamen kopmuş. Gelir dağılımı çok çok bozulmuş. Sanayileşme durmuş. Tarım ciddi anlamda çökme noktasına getirilmiş. Ülke kaynaklarını değerlendirme projelerinin çoğu hayata geçirilememiş durumda. Dolayısıyla Demirel'in o zaman için yaptığı tespitler ve o zamanki adıyla Avrupa topluluğuyla belli kriterler üzerinden Türkiye'yi yaptığı karşılaştırmalar bugün de güncellendiği zaman görülecektir ki demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaştıkça topyekün kalkınma hedeflerinden de uzaklaşıyoruz. Ve bu durum bize şunu gösteriyor. Demokrat misyonun iktidardan uzaklaştırılması ve siyasetten tasfiye edilmesi Türkiye'yi demokraside olduğu gibi, hukuk devletinde olduğu gibi ekonomide de böyle bir darboğazla ve derin bir krizle karşı karşıya bırakmıştır. Demokrat misyonun çökertilmesi, zaafa uğratılması Türkiye'yi her alanda çok ağır bedeller, faturalar ödediği bir tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Demokrat misyonun iktidardan uzak tutulması Türkiye'yi böyle bir tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Bunun çok çok iyi anlaşılması ve topluma da anlatılması, özellikle yeni nesillere anlatılması lazım ki demokrat misyona o temel ilkeleriyle duyulan ihtiyacın bugün de aynı kuvvette geçerli olduğunu insanlar anlayabilsinler.